yatırımlar yaptık. İşte hani bitti bu yatırımlar. İşte, kapsamı dağıtmak gerekiyor. Şimdi bakalım şöyle. Bitti bu yatırımlar. Bizler 3-4 günde buraya geldik. Yani her durumu işte biliyorduk okuduklarımızdan ve az önce arkadaşlarımız dedi, Avrupa'nın her şehrinde mutlaka bir Erzurumlu arkadaşımız var, bir komşumuz var. Çok açık ve net söylemek gerekiyorsa biz Avrupa'dan buraya tutup yatırımcı getiremeyiz. Bunu anlatmak çok zor olur o insanlara. Evet. Çünkü dünyanın her yerinde bu potansiyeller var. Turist ama bizim yapabileceğimiz, aynen bizim yapabileceğimiz, gittiğimiz yerlerde etrafımıza bunu söyleyeceğiz. Sosyal medya sayfalarımızda bunu paylaşacağız. Ve de siz geri az önce başkanımız da söyledi işte 2015 Brüksel'deki sonuçsuz olan o girişimler. Bundan sonra sonuçlu olur. Evet. Avrupa'nın değişik şehirlerinde ki Türkiye'de de oluyordur. Bu turizm fuarı oluyor. Mutlaka az önce beni söylediği gibi bu turizmi olarak turizm fuarının turizm bölümünü Erzurum'un Avrupa'da tanıtabiliriz biz. Eser bu şekilde. Yani bunun kesinlikle faydasını bizden görürsünüz. Yani belki de denize bir damladır bizim yapacağımız. Evet. Belki Palandöken'in tepesinde ve eteğinde bir kar tanesidir. Ama o taneler işte o yamacı yapıyor böyle. Evet. Bu şekilde damla hepimiz buradan gittikten sonra bu görevi yapacağız. Ve böyle kalmaz yani inşallah. Kalmaz. Bundan sonra da temaslarımız devam eder. Devam. Sizler gelirsiniz oraya. Biz sizleri tabii orada ağırlarız. Evet. O fuarlarda yer almak için sizlere yardımcı oluruz. Yani bizden geleni yaparız. Türkiye'de o sektörde şey yapıyoruz. Fuarlarına katılıyoruz biz. Emit. Türkiye'deki o işin en büyük fuarıdır. Türkiye'de katılıyoruz ama tabii Avrupa'da fuarlara katılmadık. Artık katılma zamanı da gelmiş. Ya, çünkü dediğiniz gibi o potansiyel var. Ben kendim yani Avrupa'nın değişik yerlerinde kaydım. İsviçre'de, Fransa'da kaydım. Ve şimdi de yukarıda gözlemledim böyle. Kayak pistleriniz gayet gerçekten çok güzel. Evet. Yani tam gerektiği gibi. Ve Avrupa'nın birçok yerinde bu yok. Bir de Türkiye'nin de şöyle bir avantajı var. Belki işte Cumhuriyet kurulduktan sonraki Erzurum'dan Cumhuriyet'in kurulmasında önemli taşlardan bir tanesi. Yani uzun süre Türkiye evet bu Cumhuriyet altyapıyı yapmış, bunun bu geleneğin, demokrasi geleneğinin bir oturması zaman alıyor. Bu zaman derken 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 60 yıl alıyor. Ve ister istemez tabii ki bir geri kalmışlık var bazı konularda. Ve Türkiye şimdi son 20-30 diyelim artık bunun çok önemli değil yılı, yaptığı yatırımlarla modern yatırımlar yapma şansına sahip. Çünkü Avrupa'daki tesisler çok eskide. Evet. Ama yenilemek daha zor. Bazen yeniyi yapmak eski yenilemekten daha kolay oluyor. Ve Türkiye'nin de böyle bir avantajı var. Sizlerin bu yaptığınız o pas fikirleri falan belki bazı arkadaşlar için bir şey ifade etmiyor ama çok önemli. Çok o direkt kulağa hoş geliyor. Evet. Ve dediğim gibi turizm sektöründe özellikle bu Palandöken veya öbür yamaç hangisi bilmiyorum işte dedi ya konaklı evet bu sektörde ilerlemek gerekiyor ve biz de işte bu konuda yardımcı oluruz. Hatta konaklıda şunu da yapıyoruz, etütlerini bitirdik, çok önemli bir lokasyon da tespit ettik, 2500 metre sıcak su sondajı yapacağız konaklı kayak merkezimizde. Orada termal ve kış turizmi de birbirine entegre edeceğiz. Sıcak suyu bize bırakın, hemen afyonluyum. Termal turizmi. Afyonlar suyu. Başlamasına geldik. Peki sıcak suyla ısıtma falan orada yapılabilir mi? Alacağımız suyun sıcaklığına bağlı.